Arkadaşlar, Arden Papazyan yılın futbolcusu oldu. Sonunda Ballon d'Or'u kazandık. Ve o kadar yıl çabaladık. Arden Papazyan Şampiyonlar Ligi kupasını kazanıyor mu? Hepinize merhaba, ben Arden. Bugün inanılmaz bir FIFA'nın bir videosu ile karşınızdayım. Kendimi oyuna yükledim ve şimdi Arden Papazyan Rebuild videosu yapacağız. Yani kendime oyuncu kariyeri Rebuild'i yapacağım. Yüzümüz ekranlarda arkadaşlar, görüyorsunuz. Şöyle daha yakından da bakın. Arden Papazyan oyuna eklenmiş oldu, sivilcelerime kadar. Harbiden buradan Melibora Patch ekibine de çok teşekkür ediyorum. Onların da yamasını açıklamada bulabilirsiniz. Yüzümü oyuna eklediler. İnanılmaz bir Rebuild videosu olacak. Bakalım hangi takımlara gideceğiz? Hangi kupaları kazanacağız? Yorumlarınızı bekliyorum. Dostlar, ben İstanbulluyum. Yani harbiden dedem, babam, onun dedesi İstanbulluyum ben. Bu yüzden de kendimi bir İstanbul takımına koymak istedim. Mistikom 2. Lig'de mücadele eden Sarıyer Spor'dan kariyerimize başlıyoruz. Sarıyer'den nice yıldızlar gelmiş geçmiş. İşte Rıdvanlar, Lemiler. Eskiden iyi bir takımmış ve 1. Lig'de oynuyormuş. Bakalım Sarıyer'in yeni yıldızı Arden olabilecek mi? 18 yaşındayız. Bütün bilgilerimi gerçek hayatla aynı yaptım. 1.77 boyum var. 75 kilom var. Sağ ayağımı kullanıyorum. Sol kanat ve sağ kanat mevkilerinde oynuyoruz. Burada birazcık değişiklik oldu. Ben gerçek hayatta eskiden spor okuluna gidiyordum Fenerbahçe'de. Orada sağ bek oynuyordum aslında. Veya yer yer defansif orta sağ oynuyordum. Yani Ozan Tufan gibi düşünebilirsiniz. Ama yani böyle arkadaşlar arasında makarasına oynarken kanat oynayıp oradan kanat forvet tarzı goller atmayı seviyorum. Tabii iyi oynadığım da söylenemez. Orası ayrı konu. Bir tane futbol videomuz var. İzleyin isterseniz. Bakalım oyundaki Arden Papazyan iyi oynayabilecek mi? Çok güzel bir yüz yapılmış harbiden. Şuna bak ya. Bak, aynı hareketleri yapacağım onunla. Takımımız ekranlarda. Burada bizi kesebilecek bir Barış Memiş var. Bu problemi halletmemiz lazım. Sarıyer'e sırf bu yüzden çok kanatlı bir formasyon oynatacağız abi. Tek sebebi bu. Arden Papazyan'a ne çalıştıracağız? Burası çok kritik. Gelişim planlarını çok iyi kullanmamız lazım. Abi, baktığımız zaman yani biz bir sol kanadız. Hatta kanat forvet olarak oynamayı düşünüyoruz. Bu yüzden bence ilk başta şutumuzu arttırmamız lazım. Ters kanat oyuncusu olarak çalıştıracağım Arden'i ilk sezonda. Bakalım neler olacak. Ben çok ümitliyim. Çok eğlenceli bir video olacağını düşünüyorum. Lafı da fazla uzatmak istemiyorum. Arden Papazyan Rebuild'imizin ilk sezonunun sonuna ilerleyelim. İlk sezonumuzun sonundayız arkadaşlar. Bakalım Arden'imiz neler yapıyor. Sarıyer'le ligde 12. olduk. Yani tam bir orta sıra takımıyız. Mistikom 2. ligde. Bu da bayağı kötü bir şey yani. Acaba Arden ne yapmış bireysel olarak? Onu merak ediyorum. Zaten Şampiyonlar Ligi'ne falan bakmaya gerek yok. Arden'imiz 63 rating'e gelmiş. 5 rating artıyor. 3 gol atmış ama. 24 maça çıkmış. 24 maç çok az abi. 3 gol de çok az. Finansal değeri ne kadar? 2.4 milyon euro. 3 gol çok az abi. Zaten 3 golden bir şey olmaz. Hiç ligde falan bir şey yapamamışızdır. Girememişizdir sıralamaya. İkinci sezona geçelim. Forest Green Arden Papazyan'ı istiyor. İngiltere alt liglerinde güzel işler başarabilir miyiz? Forest Green, bir de hatırlarsanız, benim çok eski bir üçlü Rebuild'de aldığım takımdı. Ben buraya gideceğim abicim. Arden Papazyan İngiltere 4. liginde. Ya da 3 kaçsa işte o. Gitme, burada kal, gitme. Takımdaki tek sol kanat biziz arkadaşlar. Buraya yani adamlar düşünmüşler, demişler ki kime alalım sol kanat? Arden Papazyan'ı alalım demişler. Bakalım Forest Green takımında başarılı olabilecek miyiz arkadaşlar? İngiltere League One'dayız. EFL League One. Bir üst lige çıkmak istiyoruz tabii ki. Arden'imizi de bir göstereyim simülasyondan önce. En genç oyuncu biz miyiz? Vallahi biziz. En genci biziz abi. 64 rating. Yeşil forma yakışmış ve bize 9 numarayı vermişler. Bak, kamerayı da kapatayım. Görüyorsun, 9 numara Arden Papazyan. Gelişim planına geldik. Şimdi abi, açık kanat oyuncusu. Burada ne verelim ya? Açıkçası ben hızımı da arttırmak istiyorum. Ve şu ters kanat çalıştırma olayını Arden'de yapmak istiyorum. Bu sezon Arden'i sağ kanat çalıştıracağım. Ama sağ kanat yapmayacağım. Sadece bitiriciliği, atak pozisyonu, görüşü, orta açması artsın diye sağ kanat çalışacak Arden. Hayırlısı uğurlusu olsun diyoruz. İkinci sezonumuzun sonuna simüle ediyoruz.
İkinci sezonumuzun sonu. İngiltere'deydik. Bakalım abicim, 11. oluyoruz Forest Green'le. Abi bu takım da tam bir orta sıra takımı ya. Yapma. Yapma abicim. Arden Papazyan'la şöyle iyi bir takıma gidemedik. Ama reytingimiz iyi. Şöyle göstereyim size reytingimizi. Bir ara çıkıp bakmıştık. Oho, 72 olmuş. 68'di ben en son baktığımda. Babanın bir gol krallığı falan var mı? Bakıyoruz. Yokuz abi gol krallığında falan ya. Peki acaba Arden kaç verim yaptı? Çok merak ediyorum. Bir de değerini merak ediyorum Arden'in. Arden Papazyan 7 gol 4 asist, toplamda 11 verim yapıyor. 20 yaşında, aklı başında. 8 rating gelişti bu sezon. İnanılmaz bir futbolcu. Yüzü de var oyunda. Bu arada videonun sonunda maç da yapacağız. Onu da hatırlatmış olayım. 6 milyon euro değerimiz var. Yeni sezona geçelim. Farkındayım. Her sezon farklı takıma gidiyorsun diyeceksiniz ama bu yaşlarda oyuncuların bulundukları takımlar çok önemli. Ben de Arden'in menajeri olarak diyorum ki farklı takıma gitmemiz şart. Burada olmaz. 72 ratingle diğer liglerde daha iyi takımlarda oynayabiliriz. Bu yüzden transfer listesine ekletiyorum kendimi. Salzburg'dan bir teklif var. Salzburg olabilir mi acaba arkadaşlar? Avusturya liginde miydi Salzburg? Chat'ten direkt git yazanlar oldu. Ben gideceğim abi. 10,5 milyon euro bonservis bedeliyle Salzburg'a transfer oluyoruz. Oğlum burada forma rekabeti inanılmaz fazla bu arada ya. Biz burada Arden'le nasıl oynayacağız oğlum? Bak şu Vlahovic de yine çok konuşulan isimlerden biri bu sezonki transfer döneminde. Adeyemi zaten biliyorsunuz kariyer modundan. Solda Aronson var. İşte onun yerine belki oynayabiliriz. Ya buraya SLK dersek Arden'i buraya koyabiliriz. Bir şu Junior diye adam var. Bu da 27 yaşında. Bence biz bu Junior'ı yollarız abi. Adam artık 27 yaşında, bundan iş geçmiş yani. Çaktırmayın, Junior'ı yolluyorum. Sus sus. Flash flash flash. Arden takıma geldiği gibi Carlos Junior'la kavga ediyor ve Carlos Junior'ın yollanmasını istiyor. Kulübe geldiğim gibi bana 31 numaralı formayı verdiler. 20 yaşındayım, aklı başındayım. Bana sol kanadı salacaksın Junior. Ya birader ne diyorsun ya? Ben bak Brezilyalıyım. Samba do Brasil yani. 10 numaralı formayı ben giyiyorum. Sıkıysa gel al onu. Aga bak ben 10 mon dinlemem. Dinlemem 10 mon. Ver lan bana formayı. Tabii ki bu yaşanan gelişmelerden sonra yönetim 10 milyon euroya aldığı oyuncusunu daha önde tuttu. Junior'a da kulüp bulmasını söylediler. Oyuncuyu serbest bıraktılar. Böylelikle Arden zaten 31 numaradan memnun değildi. O çok istediği 10 numaralı formayı sırtına geçirmiş oldu. Böyle de çirkef bir oyuncu. Böyle de takım içinde kavga çıkaran bir oyuncu Arden. Bu sezon neler yapacağız onu da çok merak ediyorum. Şimdi gelişim planında abi hızımız çok düşük ya. Bak ileride santrfor olabiliriz. Bitiriciliğimiz çok iyi. Ama önce hızımızı arttırmamız lazım. Sadece hız arttıran ne var abi? Ben hızımı arttırmak istiyorum. Yani hem sprint hızı hem hızlanmayı arttırmak istiyorum. İkisini birden arttıran hiçbir şey yok. Hem pasımızı hem de fiziğimizi geliştirmek istiyorum ben bu sezon. Defansımız, fiziğimiz, hani güçlenelim biraz. Kastalanalım yani, anladın mı? Böyle bir fitness'a falan gidelim abi. Hem kavgada ettik ya. Arden orada dedi ki ben daha güçlü olmam lazım. Daha iyi oyuncuları da dövebileyim falan dedi. Çok uzattık arkadaşlar lafı. Şimdi sezon sonuna geçiyoruz. Üçüncü sezonumuzun sonu. Salzburg'da yeni takımımızda şampiyon olamıyoruz. Abi hala kupa alamadık. Arden Papazyan kupa almak istiyor, onu söyleyelim. Normal sezonda birinci bitirmişiz ha. Bu Avusturya Ligi'nde playofflarda maalesef şampiyonluğu veriyoruz. Birazcık sıkıntı olmuş. Burada değişik değişik kupalar da var. Bak görüyorsun, bir şeyler var ama biz anlamıyoruz. Zaten hiçbirini alamamışız yani. Avrupa Ligi'nde de oynamışız arkadaşlar. Arden Avrupa tecrübesi de edinmiş burada. Baktığımız zaman kime eğleniyoruz? Atalanta'ya eğleniyoruz Avrupa'da. Gol krallığı yarışında biz yokuz. Bizden Vlahovic falan var. Abi bir şey gördüm orada. Ratingimiz artmamış galiba. 74 ratingiz. Bizi oynatmadılar mı? Böyle bir şey mi yaşandı gerçekten? Yo, 44 maçta oynamışız. Acaba farklı bir mevkiye çalışıyoruz diye mi böyle oldu? O muhtemel. Yüksek ihtimalle öyle oldu abi. 6 gol 1 asist. Kötü bir verim. Daha iyi olmamız lazım. Gelişim planına da baktığımız zaman fiziğimiz gelişmiş mi? Hala istediğimiz seviyede değil. 47'ye 60. Gerçi fizik gücü 60 iyi ya. Seneye artık hızımızı geliştirmeye bakarız. Çünkü bir kanat oyuncusunun hızlı olması lazım arkadaşlar. 69 hız çok düşük. 11,5 milyon euro değerimiz var. 21 yaşındayız. Yeni sezonumuza geçelim. Bence artık defansif orta saha çalışmamamız lazım yeni sezonda. Yani yeter artık, hani fiziğimiz 60 olsa bizim için iyidir zaten. Dediğim gibi hızımızın gelişmesi lazım. Ben bu yüzden açık kanat oyuncusu olarak çalışmak istiyorum. Hem çevikliğimiz, dengemiz, driblingimiz ve sprint hızımız gelişsin. Bakalım bu sezon kaç rating artacağız arkadaşlar. Videonun sonunda Arden'imiz kaç rating olur? Bunun da tahminlerini yorumlarda bekliyorum sizlerden. Lafı fazla uzatmayalım, sezon sonuna gidelim. 100 kere lafı fazla uzatmayalım dedim değil mi?
Dördüncü sezonumuzun sonundayız arkadaşlar. Bu sezon artık Salzburg'daki son sezonumuz olacak. Umarım bir şampiyonluk kazanabilmişizdir. Abi inanmıyorum ya. Vallahi bak yine ikinci olduk. 4 puanla şampiyonluk kaçtı. Ama bu sezon şeyde de normal sezonda da zaten ikinci olmuşuz. Allah kahretsin. Kupa finalinde de yeniliyoruz. Ne loser bir takımmış bu be. Bu ne loser bir takım abi. Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynuyorduk. Kalmışız ama burada da üçüncü olmuşuz gruplarda. UEFA Avrupa Ligi'nde ne yapmışız? Abicim son 32'de kimle eşleşiyoruz? Mönchengladbach bizi eliyor. 3-2 eliyorlar bizi. Vay be. Yani ben gerçekten bir şey diyemiyorum. Çok loser. Baba 80 rating olmuş. Dur keyfim yerine geldi. Gol krallığında da 3. 14 gol atmışız. Sonunda artık verime başladı Arden. Arden baba verime başladı. Çok mütevazıyım, dikkat ediyor musunuz? Vlahovic 33 gol 10 asist. Arden 18 gol 6 asist yapmış. Toplamda 24 verim. 6 rating birden gelişiyor. 22 yaşında aklı başında. Demek ki sen bu çocuğa 10 numarayı verirsen bu çocuk coşturuyor abi. Mevzu bu. Helal olsun. Şuradan şeyine de bakalım. 47,5 milyon euro değeri var. Piyasa değeri 47,5 milyon euro. İnanılmaz ya. Zaten duruşundan belli. Ben diyor yani diyor sokucu tayfayım diyor. Sokucu tayfa. Yine Arden'le aynı hareketleri yapacağım. Yeni sezon. Arden Papazyan artık kendisinin transfer listesine eklenmesini talep ediyor yönetimden. Bu takımdan ayrılmak istiyor. İyisiyle kötüsüyle bu takımda 2 sezon geçirdik. Geldiğimiz an kavga falan ettik ama takımın ağası olmayı başardık. Yani baksana en yüksek reytingli oyunculardan biriyiz biz de. Hemen artık kendimizi transfer listesine ekleyelim. Borussia Dortmund Arden Papazyan için 68 milyon euro öneriyor. Çüş! Borussia Dortmund'a gidelim mi lan? Vallahi ben Dortmund'u da severim. Hem de farklılık olmuş olur. Oyuncu rebitlerinde çok az gidiyoruz oraya. Abi gidelim. 68 milyon euroya Arden Papazyan Borussia Dortmund'a gidiyor. Arkadaşlar chatten dedik ki acaba hani bu takımda Arden oynamayabilir mi? Sıkıntı olabilir mi diye düşünüyorduk. Ama hemen baktım. Zaten bizim bir rakibimiz yok. Bak şurada üçgene basıyorum. Kanat olarak bizim bir rakibimiz yok. İlk geldiğimde benim oynadığım mevkide Bellingham'ı oynatıyorlardı. Şu an Bellingham'ın olduğu yerde de Dahoud vardı. Ben de Dahoud'u yedek bıraktım. Oraya Bellingham'ı çektim. Arkayı da bir Dortmund rengi yaparım bu arada. Hayırdır? Sarı duvar arkamda. Ha. Gel şimdi. Herhalde Royce futbolu bırakmış. Bizi Royce yerine almışlar. Hocam bence takım bu şekilde takır takır oynar ya. Bak Arden oradan gelir, Osimhen'le verkaç yapar, Osimhen'e pas verir, asist yapar, gol atar, her şeyi yapar. Yalnız kalecimiz birazcık sıkıntılı. Yüksek ihtimal seneye de burada kalırız. Önümüzdeki sezon oraya bir kaleci transferi yaparız. Biliyorsunuz her sezon bir transfer hakkımız var. Bu sene çok başarılı olabileceğimizi sanmıyorum ama Arden'imizi bir gösterelim. Bir kere forma numarası bizim için çok önemli. 10 numarada kim var? Victor Osimhen var. Lan çekil kenara. Arden böyle ne yaptı biliyor musun? Şamarı bastı Osimhen'e. Şamarı bastı. Şimdi gelişim planına geldi. Ne çalışsak diye bakıyoruz. Hızımızın hala artması lazım. Chatten Sanspor çalış diyenler var. Ama hala onu yapmak istemiyorum. Çünkü ben daha hızlı olmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani en azından bu sezonda biraz hızımıza çalışabiliriz. Hem hız hem pas çalışalım. Açık oyun kurucu vereceğim ben ya. Görüşüm falan artsın. Yani bir zeki olalım. Oyun zekamız artsın. Baksana Dortmund forması inanılmaz yakıştı oyuncumuza. Gerçekten tam oturdu. Ben gideyim bir Dortmund forması falan alayım. Gerçi çok pahalı. Orası da ayrı konu. Bak şu anda ekrana geliyordur. Bu forma fiyatları ne kardeşim? Bu ne bunları ya? Ucuzlatın artık ya. Bu döviz kuru nedir? Takımımız fişek. Sezon sonuna geçiyoruz. 5. sezonumuzun sonundayız arkadaşlar. Bu arada artık bir stil danışmanıyla anlaştı Arden ve bütün stilini değiştirdi. Böyle forması falan çok güzel oldu. Birazdan göreceksiniz. Dortmund'a gelmesiyle beraber birazcık kötü kalktı. Şöyle baktığımız zaman Allah kahretsin yine 4 puanla şampiyonluk kaçırıyoruz. Ya ben bir de şunu anlamıyorum. Geçen sezon da diğer ligde 4 puanla kaçırmıştık. Nedir bu 4 sevdası yani? Allah Allah. DFB Pokal'da yokuz. Şampiyonlar Ligi'nde abicim F grubundan 2. çıkmışız. Ardından Valencia'yı 2-1 yenmişiz. Sonra Manchester City'yi yenmişiz deplasman golleriyle. Yarı finalde Atletico'ya elenmişiz. Sana bir şey diyeyim mi? Bizim kalecimiz daha iyi olsaydı biz Şampiyonlar Ligi'ni alırdık. Ligi de alırdık. O yüzden ben bu takımda kalacağım. Gol krallığına baktığımız zaman yokuz abi. İnşallah oynatmışlardır ya. Hiçbir yerde yokuz çünkü. Arden Papazyan 84 reytinge kadar gelmiş. Acaba ne verim yapmış? 8 gol 2 asist. Toplamda 10 gole katkısı var. 47 maça çıkmış. Oynatmışlar yani. Bakın forması. İşte elinde böyle şeyleri var. Eldivenleri var. Sonra kramponları Nike. Arden'e Nike sponsor oldu bu sezon. 23 yaşında Türk oyuncumuz Dortmund'da seneye Şampiyonlar Ligi kazanmak istiyor. Ve baktığımız zaman
Şampiyonlar Ligi'nde 11 maça çıkmışız ha. Kolay değil yani. Finansal değerimiz ne? 93,5 milyon euro. Sen ne yapıyorsun? Oha! Geç 6. sezona geçelim. Şimdi ben bu sezon kendime gelişim planı olarak artık bir ters kanat vermek istiyorum. Şutumuz artsın çünkü sprint hızımız 81 yeterli. Artık oraya oynamaya gerek yok. Şutumuz, bitiriciliğimizin özellikle artması lazım. Bir de takım planlaması için de Emrecan'a stoper vereceğim. Çünkü Hummels'in reytingi çok düştü ve Emrecan stoper olarak geliştirildiği zaman reytingi artıyor. Bu sezonki transfer hakkımızı da bir kaleci alarak kullanmak istiyorum. Vallahi ben bu videoda Şampiyonlar Ligi'nde hiç Liverpool'u görmedim. Bu yüzden Alisson'u alacağım. Hani etki etmek istemiyorum hiçbir takımın başarısına. Ama zaten Liverpool'u hiç görmediğimiz için Alisson'u alıyorum. Hoş geldin Dortmund'a. Bence bu şekilde çok güçlüyüz. Emrecan stoper oynayacak. Onun yerine de orta sahada artık bak Regen bir adam var. O oynar. Tek düşük reytingli yerimiz orta saha olacak yani. Yapacak bir şey yok. Bakalım Arda Papazyan bu sezonun sonunda kaç reytinge gelecek? Ben de çok merak ediyorum. Ballon d'Or'a bakacağız. Bundan sonraki sezon artık Ballon d'Or bakmaya başlayacağız. Sezon sonuna simüle edelim. Bak Almanya'da kupa kazanıyor Arda, görüyor musun? Finalde 2-1 kazanmışız. Şimdi şöyle bir bakalım acaba ligde ne yapmışız derken Dortmund fırtınalar estirmiş. Arda Papazyan'ın önderliğinde Bundesliga'yı alıyoruz. Onur abiye de selam yolluyorum. Bayern'i yenerek, biliyorsunuz Onur abi Bayern'le. Deutsche Panzer Onur abi. İşte Arda Papazyan olarak Bayern'i deviriyoruz. DFB Pokal, bunu da almışız. Zaten takvimde görmüştük. Şampiyonlar Ligi çok önemli. City almış abi. Biz gruplardan birinci çıkmışız. Ardından Milan nasıl ya? Nasıl Milan bizi şey yapıyor abi? Geçen sezon yarı final oynamıştık Şampiyonlar Ligi'nde. Bu arada 88 reytinge kadar da gelmişiz. Helal olsun. Ligde gol krallığı var mı? Yok. Biz 13. olmuşuz. 12 gol atmışız. 1. Osimhen. Asist krallığında Arda Papazyan Nkunku ile aynı sayıda asist yaparak Bundesliga'nın asist kralı oluyor. Helal olsun. Gol yenmeyen maçta zaten doğal olarak biz yokuz. Kanat olduğumuz için. Şöyle kadro merkezine geldiğimiz zaman Arda Papazyan 20 gol 11 asist. Toplamda 31 verim yapmış. İşte bana da yakışan buydu zaten. Osimhen 37 verim yaparak takımın en verimli oyuncusu olmuş. Helal olsun ya. Vallahi bence güzel bir sezon geçirdik. Videodaki en iyi sezonumuz bu sezon olabilir. 24 yaşındayız. 131 milyon euro değerimiz var. Bu ne oğlum her yerde 31? 31 gole katkı. 131 milyon euro. Bu nedir abi? Tamam geç, yeni sezona geç. Ya bu takımda ofansif orta saha vardı. Nereye kayboldu o? Bizim Brandt nereye gitti? Onun serbest kalma bedeli falan mı vardı abi? Bu nedir yani, ben anlamıyorum. Adam Real Madrid'e gitmiş ya. 31 yaşında. O kalsaydı belki de Şampiyonlar Ligi'ni alırdık. Ama şu an bu koşullarda almamız çok zor. Bilmiyorum, kadroyu böyle koydum. Belki bu şekliyle alabiliriz. Ben bu takıma bir yıl daha güveneceğim. Bir yıl daha burada kalacağım. Hatta kaptanlığı da Arden'e veriyorum. Bütün şeyleri de al abi. Bütün serbest vuruşları falan hepsini sen al. Zaten kornerler normalde de bizdeymiş. Demek ki pas kalitemiz çok yüksek. Hemen bir gelişim planı verelim. Ardından sezon sonuna gideceğiz. Arda Papazyan 88 rating. Takımın kaptanı. Paslarımızın biraz daha gelişmesi lazım. Görüşümüzün de gelişmesi lazım. Ya da acaba santrfor mu versem ya? Santrfor mu yapsam kendime? Şutum falan artıyor. Ama 129 hafta diyor santrfora. Ya da sağ kanat çalıştırayım abi. Böyle sağ kanat sürekli çalışsın ama sağ kanat yapmayacağım tabii ki kendime. Biliyorsunuz zaten artık beni izliyorsanız. Bu bug'ı biliyorsunuz. Hayırlısı bakalım ya. Sezon sonunda simüle ediyoruz. Sezon sonuna geldik. Bakalım Şampiyonlar Ligi kazanabilecek miyiz? Dortmund yine Bundesliga'da şampiyon oluyor. Dostlar, Arden'imizin kazandığı kupaları yorumlarda yazarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Gördükçe kalp bırakmaya çalışıyorum. DFB Pokal. Bunu da alıyoruz. Bu sezon çifte kupa Almanya'da. Helal olsun. UEFA Süper Kupası'nda zaten yoktuk. Şampiyonlar Ligi. Atletico almış abi. Biz gruplardan birinci çıkıyoruz. Liverpool bizi eğiliyor bak. Bir de bunlara başarısız demiştik. Alisson'u almıştık adamlardan. Yok abi, biz Dortmund'da Avrupa başarısı elde edemeyeceğiz, belli oldu. Yapacak bir şey yok. Gol krallığı durumunda Arda Papazyan ilk 4'e girmiş, 18 gol atmış, helal olsun. Ve gol kralı da bizim takımdan. Asist krallığında Arda 8 asist, 2. oluyor ligde. Reyna 1. 9 asistle. Gol yenmeyen maçlarda Alisson 1. olmuş. Takımımıza bir bakayım. Takımımız iyi ya. Arda 93 rating, çüş.
Seneye Ballon d'Or kesin bakacağım. Baba 93'e gelmiş bak, kanat çalıştırma şeyini yaptık ya. Artı 5 gelişmiş. 27 gol 12 asist. Bence kesin Ballon d'Or kazandık seneye. Çünkü Bundesliga'da da 2'de 2 yaptık. Şöyle bir gelişim planından bakalım. 85 şuta ulaşmışız ve 94 bitiriciliğimiz var. Fizik gücümüz falan da çok iyi. Baksana abi, inanılmazız. Önümüzdeki yıl bir Premier Lig takımına gidebiliriz. City'ye gitsek harika olur. Veya La Liga'dan Real, Atletico, bu takımlardan birine gitsek çok güzel olur. 184 milyon euro değerimiz var. Yeni sezonumuza geçelim. Vallahi artık bu takımdan dediğim gibi transfer olmanın zamanı geldi. Kendimizi transfer listesine ekliyoruz. One eternity later. Dostlar, Arden'e hiçbir türlü teklif gelmiyor. Mecbur çark çevireceğiz. Vallahi arkadaşlar, 93 ratingli bir oyuncuyuz. Dünyanın en iyi oyuncularından biri olduğumuz için geçen yıl en başarılı olan takımlardan birine gitmek istiyorum. Bu yüzden buraya 3 tane takım yazdım. Manchester City, Liverpool ve Atletico Madrid. Bu 3 takımdan birine gideceğiz. Bakalım nereye gidiyoruz abicim, çarkımızı çevirdik ve Arden Papazyon. Oh, bu takıma gitmeyi istiyordum. Atletico Madrid'deyiz. Arden'i Atletico Madrid'e getirebilmek için bizden istenen paraya bak. 308 milyon euro istiyorlar. Bizim o kadar paramız yok. Nasıl bitireceğiz lan bu transferi? 266 versem yine 308 diyor. Oğlum hasta mısınız siz? Tamam, kabul etti bir daha öyle deyince. Manyak mıdır nedir ya? 266 milyon euro bonservisle Arden Atletico'da. Bak bak, Arden'e bak, menajeriyle beraber geldi. Yalnız şu yüz çok güzel olmuş. Aşırı hoşuma gitti. Arkadaşlar, şöyle kısa bir kariyer serisi yapalım mı FIFA'da bu yüzle? Bunu da yorumlara yazmanızı bekliyorum. Eğer isterseniz FIFA'da böyle küçük bir kariyer serisi yapabiliriz. Çünkü benim çok çok hoşuma gitti. Sizin de hepiniz yap diyeceksiniz, bunu biliyorum. Yani çok kişi ister çünkü bunu. Bir düşüneceğim, nasıl bir hikaye yapabilirim falan. Kısa bir seri yapmak istiyorum. Arden Papazyan artık tam olarak Atletico Madrid'de ve çok mutlu görüyorsun. Dostlar, Arden'i burada sol kanat olarak oynatacağız. Takımda onu kesebilecek birçok isim var. Bir de bek yok abi. Bekte sıkıntı çekiyoruz. Şöyle yapsak, en iyi böyle oynayabiliriz. Abi ya da şey yapacağız ya, üçlü savunma oynayacağız. Şöyle olacak baba. Bence böyle gayet güzel. Felix bize alan açar. Oyar Zabal'la beraber Arden oradan golleri döşeyebilir. Biliyorsunuz Arden Felix'i çok sevmiyor ama artık burada takım arkadaşı olduk ve aynı ratingdeyiz. O benden daha yaşlı, ben ondan daha iyi olabilirim. Ben daha 25 yaşındayım. Tam bir çıtırım. Stoperde de Merino'yu oynatabiliyoruz. Merino iyi bir stoper olarak gözüküyor. 83'lük bir stoper. Yani burada inşallah daha kötüleşmez, ne diyeyim. Seneye zaten burada kalırsak bir stoper alırız. Vallahi baba, bence bu takım Şampiyonlar Ligi kazanabilir. Ben inanıyorum. Yürekten inanıyorum hem de. Arden'in gelişim planında bir oynama yapacak mıyız, ona bakalım. Dünyanın en iyilerinden diyor. Aa, ama artık gelişmiyoruz. Olsun, biz yine de ters kanat çalıştıralım. Dünyanın en iyilerinden yazması şu anda beni çok yükseltti. Kendime 10 numaralı formayı tabii ki yine vereceğim. Harry Kane zaten burada oynuyor ama 84 ratinge falan düşmüş. Yaşlanmış. Arden yeni takımında da yine 10 numaralı formayı aldı arkadaşlar. Şimdi bir Ballon d'Or'a bakacağız. Geçen sezon çok iyi performans göstermiştik. Hemen Ballon d'Or'a gidelim. Ballon d'Or'u kimin kazandığına bakmak için aralığın ikinci perşembesine geldik. Çok heyecanlıyız. Atletico Madrid. Arden Papazyan mükemmel performans sergiliyor diyor. Ballon d'Or'u da aldık mı? Ballon d'Or'u da aldık mı? Haydi artık, fekleme beni oyun. Hayır ya abi, Mbappe almış ya. Allah kahretsin. Neyse, biz şu animasyonu izleyelim. Güzel animasyon bak. Arden konuşuyor. Arden Papazyan dünyanın en iyilerinden biri. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyorduk bu yıl. Bu yüzden Atletico Madrid'e geldik. Bakalım Şampiyonlar Ligi'ni alabilmiş miyiz? Bir kere La Liga'da şampiyonuz. Bu cepte. Helal olsun. Arden takımı sırtlıyor. Süper Kupa. Süper Kupa'da finalde Barcelona'ya yenilmişiz. Allah kahretsin. Copa de España'da yokuz. Şampiyonlar Ligi Barcelona almış. Yarı finalde PSG bize eliyor. Deplasman golleriyle. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Yani gerçekten ben bir şey diyemiyorum. Bak, Roma'yı falan eliyoruz. Sonra Chelsea'yi elemişiz. PSG bizi elemiş. Arsenal nasıl yarı finale gelmiş lan? Barça elemiş onları. Vay be. Ne diyebilirim ki? Kadro aslında fişek. Bence seneye de kazanabiliriz yani. Hiç umutsuzluğa kapılmaya gerek yok. Baktığımız zaman Felix gol kralı olmuş. Biz 7.yiz gol krallığında. Sörloth var lan bizim altımızda hemen. Levante'ye gitmiş. Gerçek hayatta da Real Sociedad'a gitmişti galiba. Hatta geçen dün açıklandı. Görüyorsunuz. Asist krallığında Gravenberch 1. ve gol yenmeyen maçta da Ter Stegen 1. olmuş. Bu Barça bizi bitirdi ya. Vallahi. Arden 93 ratingde kalıyor bu arada. Baktığımız zaman 51 maçta 23 gol 13 asist. Toplamda 36 verim sağlamışız. Felix'i de geçmişiz. Hayırdır lan Felix? Ha, adam olacaksın. Bir anda bağırırım öyle. Çünkü Arden Papazyon.
182 milyon euro değerimiz var. Yeni sezonumuza geçiyoruz. Artık Şampiyonlar Ligi ve Ballon d'Or istiyoruz. Ben hiç bu videoda Juventus'un başarılı olduğunu görmedim. En son bunu Liverpool'a dediğimizde bize elemişlerdi. Ancak Juventus'un başarılı olduğunu görmediğim için De Ligt'i alacağım abi. De Ligt gelsin, Arda'nın takımında oynasın. Hoş geldin. Abi bu takım Şampiyonlar Ligi kazanması lazım yani artık. Bu takımın kazanması lazım. Şuraya şu Pedro Mendes midir nedir onu koyalım. Marcos Paulo'ymuş. Nasıl götünden salladım ismi? Acaba Arda'nın reytingi artacak mı? Bazen sezon başında böyle şeyler oluyor. Yok abi ya, hiçbir artış yok. 93 reytingde kaldık maalesef. Ama tabii ki dünyanın en ilerinden biriyiz. Ballon d'Or'a bakalım, acaba Ballon d'Or var mı? Artık Ballon d'Or kazanmak istiyorum. Haydi. Haydi Ballon d'Or. Allah kahretsin. Göreceksiniz. Herkes görecek. Arda Papazyan Ballon d'Or kazanacak. Neyse, bu yıl bir Şampiyonlar Ligi'ni alalım da. Sezon sonuna geldik arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi olsun istiyoruz artık ya. Bak burada ligi alamıyoruz bu sefer. Barcelona önümüzde. Süper Kupa. Burayı almışız eyvallah. Copa da Espana. Burayı da almışız. İyi kupa kazandık yine. Ya kariyerimizde bir Şampiyonlar Ligi olsun istiyorum ya. Hadi. Allah kahretsin, Manchester City almış. Ben City'ye gitmek istiyorum abi. Biz nerede elendik? Bizi kim eledi? Manchester City elemiş. Beni bırakın, ben City'ye gideyim. Ansu Fati gol kralı olmuş. Biz artık İspanya Ligi'nden ayrılalım abi ya. Gol kralında 6.yiz. Felix de önümüzde. Ben bu Felix'e düşmanım zaten, bu takımdan ayrılacağım. Baksana abi, Felix manyağı 94 reytinge gelmiş. Hasta mıdır nedir, 30 yaşında reyting arttırıyor ya. Biz ne yapmışız? 19 gol 3 asist. Felix bu sezon bizim içimizden geçmiş. 21 gol 17 asist. Ben ayrılacağım abi seneye. Ben ayrılacağım. Değerim ne kadar? 177 milyon euro. Gitgide düşüyor çünkü yaşımız artıyor. Geçelim yeni sezona. Abi videomuzda da son 3 sezon kaldı. Artık hani daha başarılı olmamız lazım. Bilmiyorum bu takımda kalsak ne olur? Bir sezon daha kalabilir miyiz acaba? Felix'in gölgesinde kalıyoruz ya bence burada. Ama tabii çok iyi oyuncular da var. Yani aslında mantıklı düşünmek gerekirse bu sefer hataya düşmeyeceğim. Buraya bir transfer yaparsak bu takımda Şampiyonlar Ligi gelebilir. Çünkü öbür türlü başka bir takıma gidersen ben eminim ki bu şansla bu sefer Atletico Madrid ben yokken şampiyon olacak abi. Ben bunu biliyorum. Dostlar, takımımızı bu şekilde oynatacağız. Şimdi bir de transfer hakkımız var. Onu kullanacağız. Stopere de Real Madrid'den Koundé'yi alacağım arkadaşlar. 31 yaşına gelmiş artık zaten. Bizim için tam ideal. Neden Koundé'yi aldın diye soruyor olabilirsiniz arkadaşlar. Ancak yani burada baktığımız zaman stoper eksiğimiz kesinlikle net bir şekilde gözüküyordu. Stopere ihtiyacımız vardı bence. Sakatlık oluyor, kart cezaları falan oluyordu. Bu yüzden Şampiyonlar Ligi için Koundé'yi almak çok önemliydi bence. Arda'yı de sol kanat yapalım. Bakalım bu şekilde hem Ballon d'Or'u hem de Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilecek miyiz? Bu takımdaki artık son sezonumuz olacak. Videonun da zaten 3 sezonu kaldı. Bir Ballon d'Or'a bakalım, aralığa gidelim. Nefesimi tuttum. Ballon d'Or kazanmak istiyorum. Haydi Ballon d'Or. Abi yapma, Phil Foden alıyor ya. Arkadaşlar inanılmaz bir şey yaşandı. Takvime bakıyorduk. Finale kaldık. Finale kaldığımızı görünce o maçın skorunu görmemek için ekranı kapadım. Acaba Şampiyonlar Ligi'nde final maçını kazanabildik mi? PSG'ye karşı oynadık. Şu anda çok heyecanlıyım. Ligde şampiyonluk geliyor. Atletico 1 puanla şampiyon oluyor. Helal olsun. Barcelona 4. olmuş. Süper Kupa abicim, burada finalde inliyoruz. Şu anda çok heyecanlıyım. Ve o kadar yıl çabaladık. Arda Papazyan şampiyon Şampiyonlar Ligi kupasını kazanıyor mu? Hayır, 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 hayır. PSG mahvettin bizi. Gruplardan birinci çıkıp Milan'ı eleyip, Juventus'u eleyip, Arsenal'i eleyip finalde Paris Saint-Germain'e kaybediyoruz. Çok büyük bir hayal kırıklığı. Çok büyük yani. Çok büyük. Musa Dembele mi o? Kim o? 24 gol atmış. Biz 3.yüz gol krallığında. Felix yok ama hayırdır Felix? 13 gol atmış, biz 19. Asist krallığında Felix var. Burada da biz 12. olmuşuz. Önümüzdeki sezon başka takıma gideceğiz. 11. sezonumuzda ayrılacağız buradan. Oyarzabal 80 reytinge düşmüş. 23 gol 11 asist. Takımın en verimli oyuncusu biz değiliz abi. Biz miyiz? Biziz lan, biziz. Hayırdır Felix? Felix'i geçiyoruz. Helal olsun. Belki seneye bir Ballon d'Or alabiliriz. Bundan sonra 2 sezonum kaldı. Kalan 2 sezonun en az birinde Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyorum. 167 milyon euro değerimiz var. Hayırlısı bakalım ya. Hayırlısı, yeni sezonumuza geçeceğiz.
Bize bir transfer teklifi var. Real Madrid bizi almak istiyor. Sanmıyorum ya Real'e gideceğimizi. Yok daha yani yok abi. Bir bakalım Real'in kadrosuna. Bunu biz bir yayında değerlendirelim. Kalecileri falan çok düşük abi, istemiyorum Real, yok. Bir teklif daha var, Manchester United. Aradığımız kan mı? Ama Mason Greenwood'u veriyorlar. Görüşme yapalım bakalım. Görüşme yapalım. Bir kendimizi ucuza satalım. Vallahi United'a giderim. United'ı da severim ben. Abi takas oyuncusunu çıkar, tamam mı? Bana ver 54 milyon euro. Al yani Arden'i. Ver 54, al Arden'i. United'a gidiyorum, orada Şampiyonlar Ligi'ni alacağım. Arkadaşlar takım uçuyor bu arada ya. Ben çok iyi buldum takımı şu an. MOO'da bak bu çocuğu oynat. Ofansif orta sahada. Bruno Fernandes yedek olsun. Orta saha için Ndidi var. Sancho şimdi burada oynuyor. Bak burada karar vermemiz lazım. Sancho'yu santrafor mu oynatsak? Ne oluyor? -8 oluyor. OF olsa ha, böyle oynayabiliyor. O zaman bu şekilde oynatalım abi. Biz kendimizi sol kanata koyalım yine. Santrafor'da da 88'lik Scarlett diye bir adam varmış. Onu oynatalım. Bence bu şekilde başarılı olabiliriz. Bakalım bu yıl UCL'yi alabilecek miyiz? Ama UCL'den önce ben Ballon d'Or almak istiyorum. Sezon sonuna simüle ediyoruz. Pardon, ne sezon sonu lan, bak aklım gitti. Görüyor musun? Delirdim bu videoda. Aralığa gidiyoruz ki Ballon d'Or'a bakalım. Haydi Ballon d'Or istiyorum artık, yeter be. Arden Ballon d'Or, hayır. Abi geçen yıl Felix ne yaptı da Ballon d'Or alıyor? Ben de bunu çözemiyorum yani ya. Biz daha iyiydik, daha çok verim yapmıştık. Ya inanılmaz. Arsenal'e elendik değil mi? Arsenal'e elendik Şampiyonlar Ligi'nde. Arsenal bizi eledi arkadaşlar az önce. Arsenal bizi eledi yani. Arsenal bizi eledi. Arsenal bizi eledi arkadaşlar. 70 puan alan Arsenal bizi eledi. Şampiyon da olamadık. Ne diyebilirim ki yani, sözler artık yetmiyor bu videoya. PSG ve Manchester City final oynuyor. Keşke City bir kere bize teklif yapsaydı ya. Hiç yapmadı. Seneye umarım Şampiyonlar Ligi'ni kazanacağız. Ben inanıyorum. Takımımız iyi. Ben takımımın arkasındayım. Bir tane stoper aldığımız zaman Şampiyonlar Ligi gelecek. Ben inanıyorum abicim. Bence siz de inanın. Baktığımız zaman gol kralında Osimhen birinci. Bak eskiden aynı takımdaydık. Biz üçüncü olmuşuz. Üç golle kaçırmışız. Asist kralında Sancho birinci. Ah çok sinir oldum. Çok sinir oldum. 21 gol 4 asist yapıyoruz arkadaşlar. Takımın en verimlisi evet biziz. Yok lan gerçi Sancho daha verimli olmuş. Tamam abi sıkıntı yok. 95 rating'e geldik. Yeni sezona geçelim. Dostlar 12. sezonumuzda hayvanlar gibi transfer yaptık. Artık dayanamadım, sinir oldum. Bu yıl da Şampiyonlar Ligi gelmezse ne yapacağımı bilmiyorum, çok sinirliyim. Görüyorsunuz Alphonso Davies'i aldık, Donnarumma'yı aldık, Nianzou'yu aldık, Konate'yi aldık, Joe Gomez'i aldık. Hepsi 30 yaşının üstünde oyuncular ama iyi katkı vereceklerini düşünüyorum. Kadromuz bu şekilde oldu. Bu takımın Şampiyonlar Ligi kazanması lazım abi. Kaptanlığı da Arden'e veriyorum. Kaptan Arden önderliğinde Şampiyonlar Ligi'ni kazanalım. Hatta bak bu yıl Arden'in rolünü de arttıralım takımdaki. Yani Arden daha böyle tam bir Manchester United'ın artık ağası olsun. Ağa Arden olsun. Arden ağa. Tamam mı? Kornerler, mornerler hepsi bende. Takımın en yüksek reytingli oyuncusu da benim. 10 numarayı da tabii ki biz hak ediyoruz. Kim varmış? Ivan Azon diye biri varmış. Biz aldık abi 10 numarayı. Görüyorsunuz Arden'imiz bu yıl Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyor. Ama önce Ballon d'Or'a bakacağız. Gidelim aralığa. Aralığın ikinci perşembesinde artık bu yıl Ballon d'Or istiyoruz. Arden Papazyan Ballon d'Or alamıyor. Çünkü Mbappe alıyor. Şampiyonlar Ligi'nde size çakacağız. Ballon d'Or'u da ben alacağım Mbappe. Beni çok sinirlendirdin. Dostlar, Şampiyonlar Ligi'nde finale kaldık. Canlı yayında takvime beraber bakıyorduk. Şöyle gösterelim size. Hatta çıkalım öyle gösterelim. Dur. Finalde rakibimiz Barcelona. Bu maçı oynayacağım artık. Arden'i şöyle bir kupayı kaldırırken görmek istiyorum. Premier Lig'e bakalım. Premier Lig'de birinci devam ediyoruz. Ligi birinci tamamladık. Bu kupayı da alıyoruz abicim. Emirates FA Cup. Burada var mıyız? Burada yokuz. Karabağ Kupası. Burada varız. Bu arada Şampiyonlar Ligi maçını oynadıktan sonra bir sezon daha bakacağız. Çünkü bu sezonki performansımızla Ballon d'Or'u kazanıyoruz. O yüzden önümüzdeki sezonda simüle edeceğiz. Final maçına çıkmadan önce kadromuz bu şekilde ekranlarda arkadaşlar. Manchester United'da gol krallığı durumunda. Arden bak bu maçta gol atarsa yine 3. kalıyor, bir şey değişmiyor. Bunun dışında asist krallığında Arden 4. Ama bak bir iki asist yapsa asist kralı olacak Şampiyonlar Ligi'nde. Gollenmeyen maçta Donnarumma, Luaguamia ile aynı şeydi. Evet adamın ismini okuyamadık. Premier Lig'de Donnarumma 1. Premier Lig'in asist krallığında Arden 1. Bunu yazın, not edin bunlara. Ooh!
Arden Papazyan Premier Lig'de gol kralı oluyor. Arkadaşlar Arden makine gibi oynuyor. 62 maçta 36 gol 21 asist. Şu adamın yüzüne bakın, tam bir terminatör. Arden arkadaşlar 10 numaralı formasıyla 36 gol 21 asist yapmış, helal olsun. Bunun dışında bizim Dane Scarlett de iyi oynamış. United'da çok güzel bir sezon geçirdik. Finansal değerimiz ne kadar? Bir an 44 sandım. 192 milyon euroyuz. Final maçını kazanmak istiyoruz. Tek dileğim bu. Bakalım. Yani şanslı olmamız lazım. Hayvan gibi kadromuz var. Karşı tarafta eminim iyidir. Haydi be Arden. Manchester United'ın kaptanı olarak Şampiyonlar Ligi kupasını alıp gel koçum. Bu arada Arden antrenman yapıyor. 10 numaralı formasıyla sağ ayak. Oo, atamadı. Dur bakayım, hayırdır? Arden'e pası verdik. Tekrardan aldı önüne. Arden. Arden. İşte böyle alışıyoruz. Arden inanılmaz paslaşmalar. Hop. Şöyle bir gol. Baba teknik diyoruz, maça geçiyoruz. İnanılmaz bir atmosfer var. Manchester United Şampiyonlar Ligi finalinde Barcelona'ya karşı. 2009 muydu, 2010 muydu? O yılın finali de böyleydi. Arden en önden yürüyor. Allah'ım, Allah'ım. Şu atmosfere bak. İki takımın da eleme aşaması ekranlarda şu anda. Arden Şampiyonlar Ligi kupasını kazanabilecek mi? Tek isteğimiz bu. İnanılmaz bir atmosfer var abi. Gerçekten. Şu an sanki Star TV'de maç izliyormuş gibi hissediyorum kendimi. Ya da beIN Sports'ta Şampiyonlar Ligi maçı izliyormuş gibi. Evet. Maça Manchester United başladı. Arden verdi pasını. Sancho. Tekrardan Arden. Şöyle bir çekti. Arden rakipleri karşısında Arden hareketlerini yaptı. Sola bıraktık. Arden 5 skill galiba bu arada, değil mi? 5 skill olması lazım. Hareketlere bak. Topu kaybetmiyor. Manyak fiziği de var. Hoca faul de çalmadı. Helal olsun. Jadon Sancho. Şimdi Arden aradan kaçacak. Arden'in önüne doğru Arden çekti. Arden vurdu, olmadı. Dönen top Dane Scarlett. Sağdan geldik. Arka taraf Arden var arkada. Vur koçum. çok güzel düştü. Şimdi Arden. Arden verdi pası. Scarlett güzel döndü. Jadon Sancho orta alanda. Jadon Sancho, o da oynadı. Mason Greenwood, Jadon Sancho'nun önüne doğru bıraktık. Şimdi Jadon Sancho. Jadon Sancho çekti. Jadon Sancho. Jadon Sancho olmadı. Ya arkadaşlar, ben bu arada Arden'i ofansif orta sahaya koymak istiyorum ya. Jadon Sancho solda oynasın. Sağ ayaklı oradan girer, bir şeyler yapar belki. Arden ofansif orta sahada iyi oynar. Güzel paslaşalım. Arden'i bulduk. Arden. Arden. Arden lan. Topu ıskaladı. İlk yarının sonuna geldik. Arden şu anda üzgün. Bir ara sahne falan görecek miyiz Arden'i ya? Şöyle bir yakından görelim yine Arden'i. Aha, Arden dayı üzgün arkadaşlar. Haydi bakalım, ikinci yarı başladı arkadaşlar. Jadon Sancho geriye doğru çıkardı. Arden kaçıyor aradan. Arden'in önüne doğru. Arden. Arden. Attı finalde golü. Kameralara git. Kameralara git Arden. Arden niye kameralara gitmedin oğlum ya? Kameralara gitseydin inanılmaz bir gol attık. Arden Papazyan atıyor golünü, bakın burada. İnanılmaz, araya bir pas. Arden geldi, sağ ayak 90'a yapıştırdı. Koçum benim, bak nasıl geldi, nasıl girdi. Sağ ayak içi, inanılmaz bitirdi. 1-0 öndeyiz finalde Barcelona'ya karşı. Onlardan intikamımızı alıyoruz. Vay 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 vay. Takımın kaptanı coşuyor. Dakika 57'de attı golü. Kalkın diyor. Kalkın ayağa diyor taraftara. Koyuyorum diyor. Ben koyarım diyor. Ha, helal verdim pasımı. Şimdi Arden rakibi karşısında. Arden bir gökkuşağı. Pas. Yere düştü. Dane Scarlett Arden oynadı. Arden şu ara pasını yaparsan helal olsun. Helal olsun. Aa, kare X yapacaktım. Dakika 85. Bir gol var. Onu da Arden attı finalde. Aman diyoruz, aman diyoruz. Şimdi Arden'e doğru verdik. Arden gidiyor. Arden sağdan arkadaşı kaçıyor. Sağdaki arkadaşına doğru oynadı. Mason Greenwood ceza alanında. Mason Greenwood. Mason Greenwood çekti içeri doğru. İçerideki arkadaşımıza aktaramadık. Çok yorulduk. Dakika 87. Dakika 87. Haydi basalım. Haydi basalım orada. Helal Davies. Hoca artı 2 verdi. Arkadaşlar oyuncumuz Şampiyonlar Ligi kazanacak. Çok az kaldı. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaya çok az kaldı. İnanılmaz bir olay yaşanacak. Artı 2. Fabio Silva arka tarafa. Donnarumma. Hocam. Hocam girmedi zaten. Bir de offside yani lütfen. Beni sinirlendiriyorsunuz, korkutuyorsunuz beni. Orta alanda şimdi Dest. Hocam bitir. Arkadaşlar. Oh, nasıl sevineceğimi bilemiyorum. Arden Şampiyonlar Ligi kazanıyor. 13 sezon uğraştık. 13 sezon uğraştık bunun için.
Finalden döndük kaç kere, yarı finallerden döndük. Sonunda başardık. Yani var ya, inanılmaz bir serüven oldu bu video. Bakın oyuncumuz ekranlarda. Yama ekibine çok teşekkür ediyorum. O kadar çok benzemiş ki sanki kendim oynuyormuşum gibi hissediyorum abi. Acayip bir psikoloji var şu an bende. Hani kazanamıyorduk ya, sanki kendim kazanamıyormuş gibi çıldırdım burada. Vallahi çıldırdım yani. Vay be. Bir kupayı kaldırayım o zaman. Yani oradaki ben bir kupayı kaldırsın. Oh, sonunda kazandık arkadaşlar. Chat de çok mutlu Twitch'te. Yayınlarımıza gelmeyi unutmayın. Ve şimdi Arden Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıracak ve Arden Papazyan şampiyon. Videomuz daha bitmedi. Bir sezon daha simüle edeceğiz. Orada bakacağız. Acaba Ballon d'Or'u kazanabilir miyiz? Finalde de gol attık. Bence kesinlikle Ballon d'Or'u da almamız lazım. Şu animasyonları biraz izleyelim gerile gerile ya. Vallahi billahi helal olsun. 10 numaralı formamızla Şampiyonlar Ligi geliyor. Bak. 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 Tam ekran şeyi almalık. Ekran resmi yapmalık fotoğraflar bunlar. Ha. Vay 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 vay. Vay koçum benim, Arden'im benim. Buraları bilerek geçmiyorum çünkü biz tırnaklarımızla geldik bu finale. Tamam. Oh, rahatladım. Bak son bir fotoğraf çekilecekler. Arden nerede Arden? Arden orada mı? Lan Arden'i alın aranızı. Arden arkada duruyor. Lan oğlum orada yatsan Arden sen de. Geri durma çocuğum, onu şey yapma onu. Bu arada 31 yaşımıza gireceğiz artık. Son sezonumuzda 31 yaşımızda olacağız. Burada sona erdi maçımız. Arkadaşlar görüyorsunuz, Şampiyonlar Ligi'nde 8 gol 4 asistle oynamış Arden. Takımını taşımış. Donnarumma'ya da tabii ki teşekkür etmek lazım. İnanılmaz bir kupa kazandık. Yeni sezona geçmeden önce yine Arden'in bir istatistiğini göstermek istiyorum. 37 gol 21 asist. Öpüyorum, inanılmaz bir oyuncuyuz. Arden'e bak be. Yeni sezonumuza, yani son sezonumuza geçiyoruz. Papazyan attı diyor. Barcelona yenildi diyor. Ha. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Manchester United. Şu fotoğraflara bak. Allah'ım şu animasyonlara bak. Çok benziyor adamımız ya. Arkadaşlar son sezonumuzda da bu takımda kalacağız. Arden takımın en iyisi. Bence dünyanın da en iyisi şu an. Bakalım abi ne diyor. Dünyanın en iyilerinden diyor. Finansal olarak 192 milyon euromuz var. Son sezonumuzda da Şampiyonlar Ligi gelir mi bilmiyorum. Ama artık bir Ballon d'Or bekliyorum arkadaşlar ya. Yani harbiden artık Ballon d'Or'u kazanmak istiyorum. Umarım kazanırız. Çok güzel bir tipimiz var. Oyunda yüzümüzün olması beni çok şey yaptı ya. Gaza getirdi. Az önce de dediğim gibi. Oha lan o özellikler ne? 99 sprint hızı, 88 hızlanma. Yuh, bitiricilik falan 99. 2033 yılındayız. Yani 13. sezondayız. Bu artık son sezonumuz olacak. Zaten belli bir yaşa geldik. Artık 30 kaç yaşındayızdır ona bakmayı unuttum. Tam 30 yaşındayız abicim. Şubattan sonra da 31 yaşında olacağız. Oğlum düşünsene lan. Ben 31 yaşındayım. Şu an 18'im. Kaç yıl geçmesi lazım? Çok garip. Şimdi dostlar Ballon d'Or'a bakmak için aralığın ikinci perşembesine gidiyoruz ve Ballon d'Or duası ediyoruz. Şampiyonlar Ligi'ni aldık. Sıra Ballon d'Or'da arkadaşlar. Yani harbiden chat bunu alamazsak bilmiyorum, alması lazım. Taşıdı yani, finalde gol attı Arden ya. Arkadaşlar Ballon d'Or için geldik. Artık almak istiyoruz ve Arden Papazyan Ballon d'Or'u kazanıyor. Olay budur sonunda. Oh be. Arkadaşlar Arden Papazyan yılın futbolcusu oldu. Sonunda Ballon d'Or'u kazandık. Bu ödülü aldığım için çok mutluyum. Öncelikle size onu açıklamak istiyorum. Gerçekten çok zorlu bir kariyer geçirdik. 13 sezon boyunca inanılmaz bir video oldu. Bu ödülü aldığım için sizden tek bir isteğim var. Like atıp abone olup bildirimleri açın. Bu çok önemli. Bildirimleri açın ki yeni böyle videolar gelsin. Dünyanın en iyi oyuncusunun dediğini duydunuz arkadaşlar. Bu yüzden bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi sezon sonuna gidiyoruz. Evet. 13. sezonumuzun, yani son sezonumuzun sonundayız. Videomuzun da sonu olacak bu. Hemen sunalım. Premier Lig'de bir kupa daha alıyoruz. Arkadaşlar Arden kaç kupa kazandı? Yorumlara yazmayı unutmayın. Kaç gol, kaç kupa? Kalp atıyorum yorumlara biliyorsunuz. FA Community Shield. Burada yeniliyoruz. Emirates FA Cup. Abi burayı kazanıyoruz, güzel. Bayağı bir kupa koleksiyonumuz oldu ama kariyerimizde, değil mi? Alt alta yazdığında bayağı bir uzun olacak herhalde kazandığımız kupaların isimleri. Efendim Şampiyonlar Ligi'nde ne yaptık? Geçen yıl kazanmıştık. Bu yıl kazanamıyoruz. D grubundan birinci çıkmışız. Inter üçüncü olmuş. Ardından PSG'yi elemişiz. Barcelona'ya çeyrek finalde yenilmişiz maalesef. Ve sonra da kupayı Liverpool Müzesi'ne götürmüş. Allah'tan geçen yıl aldık. Yoksa bu yıl çıldırırdık. Çünkü kadromuz yine hayvan gibi. Davis sakatlanmış. Olabilir abi. Böyle şeyler olabilir. Premier Lig'de gol kralı olamıyoruz. Chelsea'den Haaland gol kralı. Aa biz de gol kralıyız. Oha. Son sezonumuzda da gol kralıyız. 4 kişi aynı sayıda gol atmış Premier Lig'de. Asist krallığında Dest var. Biz yokuz abicim. 7 asist yapmış.
yapmışız. 13.yüz. Oha, aslında 4.yüz asist krallığında. Çünkü birinci yapan 15, ikinci yapan 9, üçüncü yapanlar 8, dördüncü yapanlar da 7 asist. Vay be, inanılmaz. Golden Man maçta Donnarumma 3. olmuş. Bu videonun sonuna gelmek beni üzüyor arkadaşlar. Çok yakında bir oyuncu kariyeri serisine başlayabilirim. Bunu istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Arden videonun sonunda 31 yaşında. Bu videoda bolca bir 31'li sayıları gördü Arden. Neden anlamadım. Lanetlidir belki. Şampiyonlar Ligi'nde finalde kaybetmemizin sebebi bu sayı olabilir arkadaşlar. 33 gol 9 asist. Yani 42 verimle son sezonumuzu noktalıyoruz. Helal olsun. Videoyu kapatmadan önce Arden'imizin bütün özelliklerini de şu anda ekranlarda görüyorsunuz. Yani inanılmaz ya. Bitiricilik ve sprint hızı inanılmaz. Geçen sezon 99'du bitiricilik. Bu sezon düşmüş 98 olmuş. Son kez bakıyorum Arden'ime. Helal olsun koçum. Çok güzel bir videoydu. Yüzümüz de inanılmaz. Çıldıracağım. Allah'ım sana geliyorum. Sonda yine gaza geldim, bağırdım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Videomuz bu kadardı. Ben videoya yanımda Arden'le veda etmek istiyorum. Bak Arden şu anda yanımda duruyor. Umarım eğlenmişsinizdir. Böyle farklı bir video çekmek istedim. YouTube'da eşi benzeri bulunmayan bir oyuncu kariyeri rebuild'i yapmak istedim. YouTube Türkiye'de diyelim. Videoya like atıp yorum atıp paylaşmayı unutmayın. Twitch kanalımız, Instagram hesabımız, Discord serverımız hepsi açıklama kısmında var. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın Arden Papazyan ailesi.